Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ülkemizde önümüzdeki süreçte satışa sunulacak olan modellerden birine değineceğiz aslında. Bu tabii ki elektrikli bir model. Malum son dönemde baktığımız zaman Türkiye pazarına böyle yeni içten yanmalı motora sahip bir otomobilin girdiğini görmüyoruz. Çünkü artık yeni yükselen trendimiz elektrikli otomobiller arkadaşlar ki bu konuda Türkiye'de de biliyorsunuz önemli atılımlar mevcut. Bir yanda TOK var, bir yanda daha küçük bütçeli işletmelerin geliştirdiği kendi otomobilleri var ve önümüzdeki süreçte de TOG'un yeni modeli sahalarda olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim Türkiye'ye gelmesi beklenen yeni elektrikli otomobil modeline. Biliyorsunuz hali hazırda ülkemizde mini otomobiller diye yeni bir konsept oluşturuldu. Fakat bu konseptin içerisinde iki farklı dal var. Bu dallardan birincisi arkadaşlar hızı saatte 50 km'yi geçmeyen ve B1 ehliyetle sürülebilen otomobiller. Bunlara en basit örnek olarak Citroen Ami'yi verebiliriz. Bir de arkadaşlar hızı saatte 100-110 km'ye varan ve bildiğimiz B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilen, otobanlara çıkılabilen yani şehirler arası yolculuk yapabileceğiniz mini otomobiller var. İşte bugünkü videomuzun konusu bu otomobillerden birisi aslında EQ1. EQ1 biliyorsunuz arkadaşlar Chery'nin bir otomobili ve Çin'de daha doğrusu Asya pazarında çılgınlar gibi satan bir otomobil. Neden? Çünkü fiyatı çok ucuz. Tamam belki sunduğu şeyler çok böyle ütopik değil, çok teknolojik şeylerden vaat etmiyor ama baktığımız zaman fiyat anlamında bizleri tamamen tatmin eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu otomobilin en önemli özelliği arkadaşlar %100 elektrikli olması ve şehir içinde sizlere yaklaşık olarak 301 kilometrelik bir menzil sunması ki bakın şöyle bir kıyas yapmanız açısından söylüyorum. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de en popüler elektrikli modellerden birisi Dacia Spring ki Dacia Spring bu kadar bir menzil sunamıyor sizlere arkadaşlar. Genel olarak 250 kilometre civarında bir menzil sunduğu söyleniyor Dacia Spring'in. Bu açıdan baktığımız zaman EQ1 gerçekten sınıfında bir tık önde görünüyor diyebiliriz. Burada şehir içi diye belirtmemin sebebi şu arkadaşlar. Otomobiller, özellikle elektrikli otomobiller şehir dışı yollara çıktığında bu menzil tamamen düşüyor. Neden? Elektrikli otomobillerde bir kıyas var arkadaşlar. Siz ne kadar basarsanız, normalde biliyorsunuz içten yanmalı motora sahip otomobillerde şehir içinde yakıt tüketimi daha fazladır. Şehirler arasında ise daha azdır. Burada ise tam tersi bir durum söz konusu. Şehir içinde daha az, şehirler arasında ise daha fazla bir elektrik tüketimi söz konusu. O yüzden şehir içinde 301 km menzili veren bir otomobilin biz şehirler arası yollarda 270 km gibi bir menzil vereceğini varsayıyoruz. Şimdi gelelim otomobilimizin bir diğer önemli özelliğine. EQ1 arkadaşlar dışarıdan bakıldığında mini bir otomobil gibi gözükebilir ama kesinlikle Ami sınıfındaki otomobillerden daha büyük. Daha çok bunu smart otomobillere benzetebiliriz ve gerçekten bizlere sunduğu performans da gayet yeterli. Halihazırda bu otomobilde 41 beygirlik bir motor bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede de bu motora da 28.86 kWh'lık bir batarya eşlik ediyor. Bu batarya hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. %30'dan %80'i yarım saat içerisinde şarj edebiliyorsunuz. Burada dikkat ettiyseniz elektrikli otomobillerde hep bir %30 %80 ifadesi vardır. Neden? Çünkü üreticiler elektrikli otomobillerin şarjının tamamen bitmesini tavsiye etmiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla şarjınız %30 seviyelerine indiğinde mutlaka en yakın yerde arabanızı, otomobilinizi şarj etmenizi tavsiye ediyorlar. Çünkü dediğim gibi elektrikli otomobillerde menzil çok değişken olduğu için ya ben bu menzile güveneyim, bu şarja güveneyim beni götürür diyemezsiniz. Çünkü atıyorum bir klima açtığınızda bile, farlarınızı açtığınızda bile bu direkt olarak sizin menzilinize yansıyor. Bunu bırakın bir dağa tırmanıyorsunuz. Varsayalım bir sıcaklık değişimi oldu. 2-3 derece bir sıcaklık değişimi oldu. Bu bile sizin bataryanızın menziline etki ediyor. Dolayısıyla bu kadar çok fazla değişken olduğu için de üreticiler diyor ki %30'u gördünüz mü mutlaka otomobilinizi en yakın noktada şarj edin diyorlar. Bu yüzden de hep verilen istatistiklerde %30-%80 arası değerini görüyoruz biz arkadaşlar. Şimdi gelelim EQ1'ın en önemli özelliğine. Ne bu en önemli özellik? Tabii ki fiyatı. Halihazırda arkadaşlar bu otomobil yurt dışında sadece 9.000 dolar gibi bir fiyata satılıyor. Tabii 10.000 dolara satıldığı ülkeler vesaire de var ama genel yani en düşük satış fiyatı Asya pazarındaki en düşük satış fiyatını bulduk biz 9.000 dolar. Peki bu otomobil ülkemize kaç TL'den gelecek? Halihazırda biliyorsunuz dolar mesela 30 liraya geçmiş durumda arkadaşlar. Direkt olarak biz
30 TL'den hesaplarsak 9000 dolar 30 Türk lirası ile 270 bin liraya denk düşüyor. Normal şartlarda baktığımız zaman biz bu otomobile ÖTV'yi zaten düşük ekliyoruz biliyorsunuz elektrikli otomobil olduğu için. Üstüne KDV ekliyoruz. Bu şartlarda otomobilin fiyatı yalnızca arkadaşlar 350-400 bin TL arasına geliyor. Fakat şöyle bir durum var. Çin'den gelen otomobillerde bir ek gümrük vergisi söz konusu. Şimdi Chery bu noktada şöyle bir şey yapabilirmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz farklı modeller farklı ülkelerde markalaştırılabiliyor. Atıyorum Omoda 5 modeli Chery'nin biliyorsunuz bazı pazarlarda sadece Omoda ismiyle çıkıyor. Mesela Chery ile hiçbir bağlantısı olmadan direkt olarak Omoda logosunu görüyoruz. Bu Chery onların bir çatı şirketi oluyor ama Omoda farklı bir marka olarak lanse ediliyor. İşte burada da Türkiye pazarı için elektrikli otomobillerde böyle bir formül geliştirilebileceği söyleniyor. Yani Chery atıyorum şu anda EQ1 markasını bir X ülkesinde markalaştıracak ve bu X ülkesinde ülkemizde herhangi bir ek gümrük vergisi vesaire olmadığı için de EQ1 modeli direkt olarak Avrupa'dan gelen otomobillerde olduğu gibi ucuz fiyatla ülkemizde satılmış olacak. Herhangi bir ek gümrük vergisine tabi olmadan. Bunun çalışmalarının sürdüğüne dair bir bilgi var. Eğer bu bilgiler doğruysa arkadaşlar EQ1 modeli Türkiye'de 400 bin Türk lirası gibi bir satış fiyatıyla satışa çıkacak. Burada Chery'nin temel amacı şu. Türkiye'de özellikle şehir içindeki elektrikli otomobil ağını genişletmek ve elektrikli otomobil pazarında önemli bir pay sahibi olabilmek. Halihazırda baktığımız zaman en ucuz elektrikli otomobil arkadaşlar nereden baksanız yine 900 bin Türk liralarından başlıyor ki burada öne çıkan isim Dacia Spring tabii ki. EQ1 genel hatlarıyla bakıldığı zaman Dacia Spring tarzında bir otomobil. Tamam belki biraz daha küçük olabilir ama sunduğu özellikler göz önüne alındığında Zoe'den çok da bir farkı olmadığını görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında eğer Chery'nin bu söylentileri doğru çıkarsa ve bu otomobil Türkiye'ye 400 bin Türk lirasına getirilirse işte o zaman gerçekten EQ1 ülkemizde önemli bir adım atabilir. Biz şimdilik sizlerle bu sosyal medyadaki bilgileri paylaştık arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bu konuda herhangi bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.